Bu sorumuzda iki farklı yaklaşım verilmiş ve bu iki farklı yaklaşımın ahlak felsefesinin hangi sorusuna yanıt aradığını sormuş. Peki parçaya baktığımızda neyi görüyoruz? Determinist ile indeterminist yaklaşımı görüyoruz. Ahlak felsefesinden bunları hatırlamamız lazım. Determinizm ne diyordu? Kişi ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. İndeterminist yaklaşıma göre kişi ahlaki eylemde bulunurken özgürdür ve onu sınırlandıran hiçbir şey yoktur. O halde ahlak felsefesinin hangi sorusu tartışılmıştır? Erdemle yaşam arasındaki ilişki mi? Hayır. Evrensel ahlak yasası var mıdır yok mudur sorusu mu? Hayır. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür değil midir sorusu tartışılmıştır. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada bir takım düşünceler verilmiş ve bu düşünceleri savunan bir insana göre sanat nedir sormuş bir bakalım. Pratik bakımından öyle görünüyor ki güzel sanatlar kadar boş bir uğraş yoktur. Yani bu soruyu okurken güzel sanatlarda olmak istemezdim gerçekten. Neyse devam edelim. Beethoven'ın bir eserini seslendirmek ne siyasette bir devrim yapıyor ne de bir bireyin kişiliğini etkileyebiliyor. Aklına estiği zaman çalışan sanatçı da günlük yaşama ayak uyduramıyor. Sanatın önemsiz inceliklerine kendini kaptırmış sanatsever zamanını dünyada daha önemli işlere harcasa daha iyi der Çünkü sanatın kendisi boş beleş bir iştir diyor. Yani adama göre sanat budur hocam. Sanatın hiçbir faydası yoktur. Şıklara bakalım. A şıkkı sanat ruhun madde içinde görünüşü müdür değildir. Sanatla ilgili bütün yargılarımız deneyimle başlar. Hayır böyle bir şeye ulaşamayız. Ahlaki bir mesaj olmayan sanat sanat değildir. Sanatın şöyle bir mesaj taşıması gerektiğinden bahsedildi mi? Hayır hocam. Sanatın amacı kurmaca bir dünyaya ulaşmaktır. Bundan da bahsedilmedi. Bahsedilen şu tam olarak şu. Sanat insana hiçbir şey kazandırmayan boş ve gereksiz bir etkinliktir. Tabii ki parçaya göre böyledir. Cevap eşikidir. Bu sorumuzda bir parça var ve parçada eleştirilen bir durum var. Bakalım hangisi ya da hangi şık eleştirilmiştir diyelim. Parçaya bakıyorum. Her ne kadar meyve bahçesi ile meyve bahçesi resmi ele alındığında ortak bir nesne var gibi görünse de doğadaki meyve bahçesi görünümü ile sanat eserindeki meyve bahçesinin güzelliği ayrı tipten güzelliklerdir. Bu farkı İspanyol ressamı Picasso şöyle belirtmiştir. Tablosuna bakıp resimde gördüklerini gerçek hayatlıklarla benzetemeyen bir izleyici şunu söylemiş. Ama bunlar balığa pek benzemiyor demesi üzerine ressamımız şunu demiş. O balık değil zaten bir resim diyerek cevap vermiştir. Neyi eleştiriyor? Var olanın, doğada olanın Aynen yansıtılmasının doğru olmadığını söylüyor. Yani diyor ki ben illa ki o balığın aynısını çizmek zorunda değilim. Ben onu beş ayaklı çizerim. Ben onu rengarenk çizerim. O benim yaratıcılığımın ürünüdür diyor. Dolayısıyla eleştirdiği şey doğanın aynısının resme aktarılmasıdır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı sanatçı doğayı aynen taklit etmelidir, aynen yansıtmalıdır. Bu mu eleştirildi? Evet hocam bu eleştirildi. O halde cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda sanat felsefesinin bir sorusuna cevap aranmakta. Bakalım hangi sorusuna cevap aranmaktadır? İçinde yetiştirilen toplumun insanlara kazandırdığı bazı değerler kişilerin dünyaya algılayışlarını dar bir çerçeveye sıkıştırdığı gibi bazen de onların daha geniş pencereden bakabilmelerine olanak sağlar. Fakat her iki durumda da İnsan kendi değer yargılarına göre çevresindeki olay ve varlıkları yorumlar. Bunun için etkileşimde bulunduğu sosyal ya da doğal çevreyi kendi değerler süzgecinden geçirerek algılayan insanlardan oluşan bu evrende kendince düşünebilen insanlar sayısı kadar güzellik anlayışı da var olacaktır. Yani bizler her şeyi değer yargılarımıza göre yorumluyoruz. İçinde yaşadığımız toplumdan etkileniyoruz. O halde ne kadar çok birey varsa o kadar çok güzellik anlayışı, o kadar çok estetik yargı anlayışı söz konusudur ya da estetik düşünce anlayışı söz konusudur. Şimdi şıklara bakalım. Sanat nedirin cevabı var mı? Yok hocam. Peki evrensel estetik yargılar var mıdır? Evrensel olarak bir güzellik var mıdır, yok mudurun cevabı var mı? Var. Ne diyor? Yoktur diyor. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar fazla güzel var. O kadar fazla estetik yargı var. O halde cevabımız 5 şıkkıdır. Diğer şıkları eleyebiliriz. Bu sorumuzda Pascal'ın ünlü argümanını görüyoruz. Şimdi bakalım Pascal bu argümanıyla aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Pascal kumarbaz argümanında şöyle düşünür. Tanrının varoluşuna oynayıp kazanırsak yani Tanrı var ise o zaman kazancımız bir büyük ödül olarak ebedi yaşamdır. Bu seçimi yapmış isek ve Tanrı'nın var olmadığı ortaya çıkmışsa kaybımız pek büyük sayılmaz. Tanrı'nın var olmadığı alternatifine oynamayı seçer ve kazanırsak bu dünyadaki hayatın hazlarına ilahi ceza korkusu duymadan özgürlüğün keyfine varırız. Fakat bu alternatife oynar ve kaybedersek bu takdirde ebedi bir cehennem mahkumiyeti tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle dördüncü seçeneğin doğurabileceği muhtemel sonuçtan dolayı akıllı bir kumarbaz birinci seçeneği tercih etmelidir diyor. Şimdi neyi savundu bize bir bakalım. Tanrı'ya samimiyetle inanmalıyız dedi mi? Samimiyet yok hocam kumarbazlık var ele gitsin. Peki Tanrı'nın varlığı üzerinde bahis oynanmaz mı? Bir bahis oynandı, bir kumar oynandı resmen. Bu savunulamaz. Peki insan yaşamında Tanrı önemli bir rol oynar mı? Oynar bir beklesin. Ya varsa ihtimaliyle de olsa Tanrı'ya inanılmalıdır. Evet şimdi C'ye eleyebilirim. Cevap D şıkkıdır. Neden? Çünkü şunu söylüyor. Diyor ki eğer Tanrı varsa ebedi bir mutluluk, ebedi bir ödül alacağız ve dolayısıyla kazancımız daha fazla olacak ya varsa ihtimaline göre tanrı vardır diyor. O halde cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda bir öğrencimizin yargısı var ve bu yargıya yapılan itirazla hangisine karşı çıkılmaktadır diyor. Bir bakalım öğrencimiz ilk başta ne söylüyor? Diyor ki balıklar hakkındaki bilgiye denize atarak öğrenen bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrenci aracıyla tuttuğu balıklara bakarak tüm balıkların solungaçları vardır demiş. Yani şu ana kadar şöyle bir küme yapalım. Bu balıkları tutmuş farklı zamanlarda ve bu balıkların hepsinin neyi var hocam? Solungaçları var. O halde tüm balıklar solungaçlıdır diyor. Ama balıklar kümesinin tamamını çizersek bu onun tuttuğu balıklardır. Bir de şöyle bir küme var. Değerli arkadaşım bu gerçek balık kümesidir. Bu kümeyi buraya getirdiğimizde ancak şu kadar yapabiliyor. Dolayısıyla gerçek sonuca ulaşmış olabilir mi? Ulaşmamış olabilir. Çünkü bakın devam edelim. Biri çıkıp bu genellemeye şu itirazı yapmaktadır. Solungaçları olmayan balıklar olabilir. Ancak senin ağın bunları yakalamaya uygun olmayabilir. Yani sen buraları görmedin, bu balıkları bilmiyorsun, bunların solungaçları olmayabilir demiş. Şimdi bakalım hangisine karşı çıkılmaktadır? A şıkkı bulgularda kuşkuya yer verildiğinden kuşkuya yer verildi mi hocam? Hayır. Peki bulgulardaki karşıt görüşlerin mutlak doğrunun bulunmasının sağlamasına ilişkin bir karşı görüş var mı? Yok hocam. Peki geçerli bilgiye ulaşmanın yolunun varsayımların sınanmasına dayanmasına mı karşı çıktı? Hayır hocam. Peki nedir? Bakalım devam edelim. Sınırlı sayıdaki bulgunun yani sınırlı sayıda elde edilen bilginin bütün hakkında yargıya varılmasına karşı çıkılmıştır. Örneklerle Anlattık. Sınırlı sayıdaki bulgu budur ve gerçek evrende budur. O halde cevabımız da değişiklidir. Bu sorumuzda parçada verilen bir görüş var. Bu görüş aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir diye sorulmuş. Bakalım parçamıza. Uykuda ya da uyanık olmaya bağlı olarak farklı görünüşler ortaya çıkar. Şeyleri uyanık olduğumuzda uyuduğumuz zamankinden farklı olarak görürüz. Bu nedenle nesnelerin varlığı ya da yokluğu mutlak değil göreli hale gelmiştir. Görünüşler yaşa bağlı olarak farklılık gösterir. Aynı hava yaşlı insanlara soğuk, gençlere ılık gelir. O halde kesin, net, güvenilir bilgi yoktur. Bilgi yaşa göre, içinde bulunan konuma göre, çağa göre ve atmosfere göre değişkenlik göstermektedir. Bilgi görecelidir. Bilgi mutlak değildir hocam. Şimdi bakalım hangi sorunun cevabı verilmiştir? Bilginin kaynağı nedir sorusunun cevabı var mı? Yok hocam. Bilginin kaynağı nedir sorusuna verilen cevap ne olabilirdi? Akıl olabilirdi, deney olabilirdi, sezgi olabilirdi. Bunların hiçbiri yok hocam. Peki 5 şıkkına bakalım. Doğru bilgi mümkün müdür? Hayır mümkün değilin cevabı verilmiş. O halde bunun cevabı net olarak var diyorum. Cevap Bursa'dır. Bu sorumuzda bir akıl yürütme verilmiş ve diyor ki benzeştirmeye dayalı bu akıl yürütmeye ne ad verilir? Değerli arkadaşım benzeştirme varsa direkt analojiye gidiyorsun. Çünkü analojide ortak bir benzerlikten yola çıkarak akıl yürütme yapılır. Örneğimize bir bakalım. Süt ve yumurta kemikleri besler. Süt kemikleri besleyen yani sütün içinde kemikleri besleyen kalsiyum varmış. O halde yumurtada da kemikleri besleyen kalsiyum vardır. Yani ortak bir benzerlikten ne yaptık? Bir sonuca gittik. Biz buna analoji diyoruz. Cevap A Bu soruda parçada açıklanan bir kavram var. Bakalım bu kavram hangisidir? Bir yargının önermenin gerçeklikle yani yöneldiği nesneyle uyuşmasıdır. Su, normal koşullarda 100 derecede kaynar yargısı, gerçeklikle uyuşmaktadır. Gerçeklikle uyuşuyorsa düşünce, biz buna doğruluk diyoruz. Cevap net olarak aşıklıdır. Bu sorumuzda parçada verilen bir kavram var, parçada açıklanan bir kavram var. Bakalım bu kavram hangisidir? Felsefede düşünceler ortak bir ilkeye, bağıntı, düzen, kavram ya da fikirle birbirine bağlanır mantıklı bir bütünün parçaları öğeleri arasında karşılıklı bağlantı ve uyum bulunur. Örneğin Platon bilgi, ahlak, sanat, siyaset varlık alandaki görüşlerinin tümünü ile açıklamıştır. Yani kişi bir yerde savunduğu fikir neyse, her yerde bu fikri genellemiş, her yerde bu fikri savunmuş. Fikirler arasında bir uyum var, bir bağlantı var, çelişki yok. Dolayısıyla aradığımız kavram tutarlılığın kendisidir. Yani cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen parçada materyalistlerin hangi düşüncesi yerilmektedir, eleştirilmektedir ya da kötülenmektedir onu bulacağız. Bir bakalım materyalistler bizim inancımız ile dinsel inançlar arasında fark pek derinlerdedir. Dinsel inanç özlem ve gelenek temelinde bizimki ise nesnel gerçekliğin bilimsel analizine dayanır demektedirler. Buradan hareketle nesnel gerçekliklerin bilimsel analizinin olanaklı olduğunu kabul ettiklerine göre nesnel anlamda rasyonel olan görüşlerin de olanaklı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Oysa onlar aklın nesnel olamayacağını savunurlar. Böylece ne yaparlar? Kendileriyle çelişirler. O halde bilgileri arasında bir tutarsızlık var mı? Var. O halde eleştirilecek ya da yerilecek olan bu değil midir? Evet budur. O halde bunu bulalım. Soyut varlıkları reddetmeleri yerilmiş midir? Hayır hocam. Tanrı varlığını kabul etmeleri ya da etmemeleri eleştirildi mi? Hayır hocam. Aklı kabul etmeyip tutarsız görüşlere yer verilmesi son paragrafta ifade edildi. O halde cevabımız C şıkkıdır. Bu sorumuzda bir takım bilgileri, bir takım açıklamaları verilen bir kavram var. Bakalım hangisidir? düşüncenin ya da görüşün dayanaklarını gösterme ya da gerekçelerini ortaya koymaktır. Zaten soru buradan çözüldü ama devam edelim. Gelişi güzel bir açıklama olmayıp ele alınan soruna ilişkin kanıtlama veya çürütme yapılır. Bu nedir hocam? Dayanamayacağım. Temellendirmenin Kendisidir hocam. Son kısma da bakalım. Soruna ilişkin bilgi ya da görüşler incelenir. Daha sonra akıl ve mantık ilkeleri yardımıyla tutarlı hale getirilir. Eğer gerekçe varsa, eğer dayanak varsa, eğer kanıtlama ya da çürütme varsa, akıl ilkeleri kullanıldıysa, tutarlılık varsa temellendirmeye gidersin. Cevap C şıkkıdır.